Evet, Sayın Köy TV izleyiciler, şu anda Ankara'nın ilçesi Haymana'dayız. Hayme Sultan denli ismi yapan, içmeceleri olan güzel bir ilçemiz. Burada da kuşçuluk çok aktif duruma geldi. Bayağı eski kuşçulara da öğrettik bir şeyler işte. Eski kuşçular da hırslandı. Yeni kuşlar, bırakan kuşçularımız başladı. Kuşçuluk en yüksek düzeye getiriyoruz burada. İnşallah daha da iyi olacak. İyi kuşlar uçacak. Yalnız birazcık hava şartları, rüzgarı falan, hava şartları yüksek olduğu için biraz bozuk. O yüzden kuş uçurmak biraz daha zor, zahmetli ama gene de oynuyor. Nazmi de yaz daha çok büyük bir kuş uçuracaktı. Dünya konuşacaktı Nazmi Bey'in kuşunu. Şimdi Nazmi dayıyla oğlu yanımızda Mesut. Bunlar baba oğul. Kendilerini bir tanıyalım, tanıyalım, bir tanıtsınlar kendilerini. Güzel bir yerleri bize burayı açtılar, bizi misafir ettiler Köy TV olarak. Çok teşekkür ederiz. İlgi ve alakalarından dolayı. Evet, babadan ilk önce oğlundan başlayalım. Kendisi görevini, kendisini bu işi nasıl yaptığını bir yüksek ses. Öncelikle bugünkü ortamı bize sağlayan Aydın Ataman amcama ve Köy TV ekibine teşekkür ederiz. Burada bizim güzel bir hobimiz olan kuşçuluğu hani canlandırarak, bize daha da heyecan katarak bize güzel anılar yaşattırıyor Aydın amcamız, sağ olsun. Aydın amcamızın düzenlediği bir turnuva var. Oraya kuş uçurmaya çalışıp, tabii Dünya Kupası, Türkiye ve Dünya kapsamında yapılan bir kupa. Bu kupaya tabii yetişmeye çalışıyoruz Aydın amcamızın tüm dünyada kuşların uçtuğu ve yarışmaya katıldığı bir kupa. Biz de heyecanla, şevkle bu kupada devam etmeye çalışıyoruz ama malum bizim Haymana biraz rakım olarak yüksek olduğu için burada şartlar biraz daha zor. Kuş uçurmak kolay değil. Çünkü sürekli rüzgar, yoğun bir hava olduğu için bu konuda problemler yaşıyoruz. Tabii ben de bu arada kendim askeri personelim. Çok fazla kuşla ilgilenemiyorum ama babam sağ olsun çok büyük destek oluyor. Nöbeti babana bıraktın. Tabii bu konuda bize çok büyük destekleri var. Bizim hobimizi babam yaşıyor diyebilirim. Babam da hatta Haymana'nın en eski kuşçularındandır. Biz de onun yanında işte gelip gittikçe, imkanımız oldukça hevesimizi almaya çalışıyoruz. Tabii bu hevesin yanında bir yarışa da bizi Aydın amca soktuğu için daha büyük bir böyle heyecan yarattı. Durum bu şekilde devam geçen ediyor. Geçen kupaya uçtuğunda sen yoktun. Evet, dışarıdan geçen kupaya bir kuş uçurdu babam. Burada ben yokken hazırlamış. Ben de Siirt'te görevdeydim. 3 aylık bir görev sürecinde. Tabii canla başla buradan bir kameramız var. Oradan oturup saatlerce izledim. Hatta canlı yayında kuşu oturup buradakilerden daha heyecanlı bir şekilde izledim. Tabii hava şartlarından dolayı mı diyelim, şanssız bir güne mi denk geldik? Olmadı yani. Kuşumuz aynen. Taklasız iniş yapınca diskalifiye olduk. Tabii yine de yarışta biz de varız diyoruz. Çünkü babam hala büyük bir heyecanla güzel kuşlar uçurmaya başladı. Yetiştirebilirsek, nasip olursa yine Aydın amcanın kupasına adayız. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Yok, peşini bırakmayacağız. Devam. 12.ye kadar devam. İnşallah bir şeyler, bir derece yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde. Var mı kuşçuluktan istediğin bir şey? Nasıl bir şey? Nasıl, sana ne katkıları var? Ne zararı var? Katkısı yani deşarj ediyor mu? Koşa koşa boşa geliyorsun. Yani güvercin güzel bir hobi bizim için. Çocukluktan gelen bir şey. Babamın yanında, tabii babamdan kalan bir miras diyeyim ben buna. Babamın bir hatırası bana. Yani çevrenin, düzenin, kötülüklerden, böyle ne bileyim, her türlü pislikten uzaklaştıran, daha güzel bir ortam yaratan, güzel dostluklar yaratan, bizi işte sizin gibi abilerimize, amcalarımızla tanışmamıza vesile olan bir kuş. Yani kuşlar bizim için bu yüzden dolayı daha değerli. Çok güzel bir ortamı var. Dostluğu, arkadaşlığı bence daha başka. Evet. Dediğim gibi dışarıdaki böyle herhangi bir faaliyetlerden, kötülüklerden uzak tutuyor. Alıkoyuyor, evet, daha güzel böyle. Eve bağlıyor. Eve bağlıyor, bir şeyle uğraştırıyor. Yani bu yüzden dolayı bence herkesin bu zevki, bu hobiyi tatmasını tavsiye ederim yani kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz Aydın amca. Evet, Nazmi dayı da Haymana'nın en eski kuşçularından. Kendisi baba oğul yapıyorlar bu şiddet. Evet Nazmi dayı, seni tanıyalım. Yavaş yavaş, sakin sakin, heyecanlanma. Zaten başta Aydın Ataman'a, Köy TV'ye bu iş programı yaptığı için teşekkür ederiz. Biz bebeliğimizden beri hobimiz kuşçuluk. Kuş uçurmayı seviyoruz. Ne yapardın, mesleğin neydi senin? Ben otoelektrikçiyim. Sanayide otoelektrikçiydim. Şimdi mesleği bıraktık.
Şu an kuş işi yapıyoruz. Kuşlarımıza bakıyoruz. Aydın Ataman'ın yaptığı Dünya Kupası'na kuş uçuruyoruz. Yetiştiriyoruz. Kupayı kazanmak için uğraşıyorum. Uğraşıyoruz. İnşallah Haymana'ya düşüreceğim ben o kupayı. Haymana'ya kupayı düşüreceksin. Düşüreceğim. İnşallah. Tebrik ederim. Evet. İnşallah iyi kuşlar uçurdun. Evet. Evet. Daha sınırsız hakkınız var. Daha hakkımız var. Hakkımız var. İnşallah uçuracağız. Göreceğiz. Bakacağız. Evet, ses getireceğim diyorsun. Ses getireceğim Ayman'ı. Oğlumun adını alacağım bu payı. Alacağım. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım, hayırlı olsun inşallah. Sağ ol, Allah razı Allah olsun. Allah gönlüne göre. Amin, amin, göre amin, amin. Evet arkadaşlar, baba oğul burada bu işi güzelce yapmaya çalışıyorlar. Zaten bu ekip işi diyoruz. Ekip işi olmadan bu olmuyor. Baba geliyor, oğlan gidiyor. Bak, ufacık bir tatili var. Koşa koşa kuşlara geldi. Çocuklar nerede? Ben nöbetten çıktım bugün, çocukları eve bıraktım, nöbetten çıktım yani 24 saat nöbetten çıktım ama bu heyecandan dolayı koşup gelip bir kuş uçurmak için aynen direkt buraya geldim. İşte gelir gelmez bir kuşlarımızı uçurduk, hırsımızı attık tabi. Deşarj oldum. Tabi önce bir deşarj olduk, uykunun falan bir önemi olmuyor yani sırf bunu kuşları uçurabilmek için de Gölbeşi'nde ikamet ediyorum kendim, aslında evim orada. Oradan buraya çıkıp işte fırsat buldukça 50-60 kilometre arası yani hemen hemen günübirlik gelmeye de çalışıyorum. Gelip burada kuş uçurdukça yani böyle bir bütün hırsımı, şevkimi atıyorum. Öyle hayat bana daha güzel geliyor. Aynen. Kendimizi bir deşarj ediyoruz. Allah bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Amin. Sizin için bir hobi. Evet. Hobinin üzerine gitmeyecek. İş, aş, sonra kuş. Evet, tabii bizim hobimiz güvercinle de bitmiyor. Bildiğiniz gibi köpek vesaire, tavuk, bir sürü hobimiz var. Hayvanlar zaten var. Hayvan dedi mi onlar içinde beraber. Aynen, aynen, aynen. Tabii güvercinin ağır bir yeri var bizde de. Bunun yanında köpektir, tavuktur, kedidir. Her türlü, her şeyi besliyoruz, hayvan seviyoruz. Hayvan sevgimiz var. Aynen, hayvan sevgimiz çok büyük. Durumumuz bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür evet. ederiz. Başka bir yaymadan iki meraklı arkadaşımızı buyurun Murat Bey ve dayı yengenin bakalım. Evet, şu anda da dayı yiyen birbirine hasımlar. Dayı yiyen ama rakipler kendileri. Kuşçulukta rakiplik çok güzel bir şey. Rakibin olmazsa bu ne heyecan olmaz. Evet Mehmet kardeş, tanıyalım bakalım sizi. Buyurun. Ben Haymanalıyım. 1983 Haymana doğumluyum. Tamam. Mehmet Çetin adım. Öncelikle Köy TV'ye Aydın Ataman Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Tamam. Kuşçuluk bize çocukluktan gelen bir şey. Yani işi gücü bırakırdık, kuşların peşinde koşardık. Okuldan kaçardık, kuşlara bakardık. Kuş yakalama peşinde çoğu dersten atıldığım oldu. Yani olmazsa olmaz bizim için kuşçuluk. Güzel bir hobi. Eş, dost, hepimizi bir araya topluyoruz. Çevre ediniyoruz. Her memlekette bir tane arkadaşımız oluyor. Bir aç kapımız oluyor. Yani gerçekten güzel bir meslek. Önceden derlerdi kuşçuluk. Peşinde gitmeyin, kuş peşinde gidiyorsun, işe gitmiyorsun, güce gitmiyorsun. Böyle şeyler eve giderdik, dayak yerdik. Niye kuşla uğraşıyorsun, işine gücüne bakmıyorsun? Öncelerden öyleydi ama şu anda kuşçuluk çok seviyelere geldi. Meslek oldu. Çoğu meslek olarak kuş alıyor, satıyor. İhaleler oluyor, yarışmalar oluyor. Ankara'da şu anda hali hazırda 7 tane kupa, 8 tane kupa var. Bana da az kaldı. kupalar düzenleniyor. Yalnız en büyük kupa tabii Dünya Kupası. Birçok kupaya da şu anda yazılıyız. İnşallah atmacadan ve rüzgardan fırsat bulursak uçuracağız. Kupaları da uçuracağız inşallah. Ya önceden hobi olarak bakıyorduk. Şu anda hala hazırda bir sürü hobici arkadaşlarımız var. Yani kendini geliştiremeyen arkadaşlarımız da var Ayman'da. Onlara da öncü oluyoruz yani. Öğreteceğim bu işi. Öğreteceğim bu işi. Dayım yanında. Mesela dayıma 25 yıl sonra bir tane verdim. Onu şu anda kuşçu oldu yani. Abi. 25 yıl sonra kuşçu oldu. Hazır kuşu aldı, bizim emeklerimizi aldı mesela. 25 aldı yıllık. Aldı mı, zorla mı aldı? Biraz zorla aldı gibi. Verdik yani. Tabii, evet. Onu da kuşçu yaptık. Yani amacın iyi bir kuşçuluk yapmak. İyi bir kuşçuluk yapmak. Haymana'ya kupayı getirmek. Uğraşıyoruz.
Nasip olursa bu sene inşallah derece yapacağız. Ama birinci ama ikinci olacağız. Yani çok güzel kuşlar uçuyor Aymana'da. Şu anda. Şu anda uçuyor. Nazmi abinin uçurduğu kuşlar var. Mesela bugün yayında izlediğiniz kirliler olsun. Onlardan uçuyoruz. Onlar da çok güzel kuşlar. Onlara hizmet ediyoruz zaten. Güzel kuşlar uçuyoruz. Evet, tabii devam da edeceğiz yani bundan sonra. Yani. Teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ ol. Evet, Aymana'nın en eski, en iddiacı, Türkiye'de beslemediği kuş kalmamış. Evet. Murat Bey abimiz dinleyelim. Kendini tanıtsın. İlk önce Köy TV'ye teşekkür ederim. Ve Aydın Başkanımıza. 60 yaşındayım. 50 senedir kuş besliyorum. 50 sene sonra beni kuşçu yaptı. 50 seneye kadar beslediklerinin anında sonra 60'tan sonra... Hepsi. Tenekeciyi uçurdum, fırıncıyı uçurdum, inekçiyi uçurdum, börekçiyi uçurdum, hiçbirisinden bir fayda göremedim. Yeğenim Mehmet'in dediği gibi 25 sene sonra bana bir tane kuş verdi, beni kuşçu yaptı. Daha sonra, ondan sonra hastalandı. Hastalandı, öldü, biz de kuşçuluğu bırakalım dedi. Ve Aydın Başkan bırakma dedi sana dedi. Sana bir çift dedi, fitilli beyaz vereyim dedi. İki yakan bir araya gelmesin. İki yakan bir araya gelmesin. Artık gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama iddialıyım. İddialıyım. Bu sene Dünya Kupası benim. Benim demeseydin. Benim. Artık bu yüz kulağa geçiyor. Bu yüz kulağa geçiyor. İnşallah. Benim. Senin tam 50 senelik senin emeklerini ben çaldım. Güle güle Allah. Çaldım. Allah sana zaval vermesin. Allah senin yokluğunu bana göstermesin. Allah benim ömrümden sana ömürler versin. Versin versin. Gerçekten diyorum yani. Gerçekten. Şaka. İşin şakası. Diyorum 50 senedir kuş besliyorum. Bir türlü bu bir hastalık. Bir hastalık. Bırakamayız. Gece yattığımızda sabah acaba hadi kuşlarımızı uçuralım diye der. Ama kimileri, kimi insanlar der ki ya 60 yaşında kuş peşinde gidiyor. Kuş olmasa yaşam tarzı bitecek. Benim dünyam herkesin bir hobisi vardır. Benim de hobim Aydın abimin hobisi de budur. Kim ne derse desin, ben seviyorum. Onlar bizim dünyamız. Oğlum da kuşçu. Oğlum da kuşçu, onu da yetiştiriyorum. Onu da yetiştiriyorum. Tabii geldi yani bana biraz zarar verdi. Oğlan senden daha iyi kuşçu bence. Benden çünkü iyi. Oğlum 50 sene senin gibi beklemedi. Ya başkanım ya. Benden iyi kuşçu olamaz. Bence daha iyi kuşçu. Ha, bir sen varsın, 50 sene sonra... Seni gördüm canım ama yaşadım ya. Anlatamam. Yaşadım. Ben lazımdı gördün. Gördüm. Anlatılınca sen gördüm. Daha önce derlerdi ki ya Aydın Başkan'ın şöyledir böyledir. Ben de inanmazdım. Çünkü fırıncıyı uçurdum. Tenekeciyi uçurdum. Hepsinden uçurdum. Hepsinin tadını lezzetini aldım. Hiçbirisinden dünya kadar emek verdim. Ama Allah Aydın Başkan'ım verdi bir çift fitilli beyaz verdi. Aha işte bundan sonra benim ömrüm o fitilli beyazların olacak. Kimse bana bırakamaz. Ama tabii ölürse, atmaca alırsa... Mehmet'e falan verme. Yok. Hiç kimseye vermem. Babam da olsa oğluma bile vermem. Ben evet. Öldükten sonra onun olsun. Ön adam biraz benim diyorsun. Tabii. Benim. Ha yeğenime de vermem. Yine hiç vermez artık. Vermem. Ona fırıncıları verdim ben. Ömrünü de. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı ya. Severdim.
Vallahi severdim. Evet, evet, evet. Sayın köyümüz de şu anda Aymana'da. Ya. Dediğimiz gibi aynı şeyleri söylüyoruz. Yani iyi kuşçuluk. Kuşçuluk bayağı üst düzeye. Aymana'da kuşçuluk çok üst düzeye geldi. Yani önümüzdeki yıllarda herhalde Aymana Türkiye'ye baş kuş yeri olarak geçecek. Nasıl Urfa'da Kısas köy olduysa Ankara'nın da Haymanası olarak meşhur olacak. İnşallah iyi kuşlar uçurulacak. Evet, şimdi Haymana'da gene şirketlerimden Hacı babadan kuşçu, 50 yıllık babası, 60 yıldır Haymana'nın en eski kuşçusu babası. Hacı kardeşimizi tanıyalım. Hacı ne yapıyor, ne ediyor? Yavaş kendini bir tanıt, yüksek sesler. Aynen, ben biraz daha böyle şeylerde utangacım, biliyorsun Aydın abi. Ben Hacı Osman Kaplan. Ankara Aymana'da ikamet ediyorum. Zaten Aydın abinin kuşlarını besliyorum. Bu sene çok güzel kuşlar da besledik. Hem böyle hani bu iş tek babanın başına olmuyor. Bir anlat. 50 yıldır ya, şimdi babamla bana kavga ettirdim. Şimdi izleyeceğiz. Ben onu susturdum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim kapımızda 50-60 senedir kuş var. Babam sürekli hizmet etti. Allah var, uçurduğu güzel kuşlar oldu. Şey, Murat abinin dediği gibi işte, yok işte Muharrem'iydi, elektriğiydi, Sami'siydi, Selahattin'iydi, herkesten, her şeyden uçurdu yıllarca. Ama öyle ciddi anlamda bir randıman alamadık. Güzel oynasa da, fişeye bassa da ya altını doldurmuyor, ya boş konuyor, ya esniyor, iniyor. Yani verdiğine ben karşını alamıyorum. Bir eşine, dostuna kuş uçuramıyordum mesela. Neyse, sonrasında işte babamla böyle işte bir istişare ettik. Sonrasında ben babamın bütün kuşlarını verdim. Aydın abiden kuş aldım işte. İki senedir bunlara hizmet ediyorum. Özellikle böyle iyi yüklenmeye başladım. Çok güzel kuşlar uçuruyorum. Hatta bizim Nazmi dayı, biraz önce Mesut'un babası, bir arkadaşımızın kuşunu besliyordu işte, adı önemli değil. İşte neyse, geldik burada. Ya dayı dedim, al şunu da bir uçur. İşte bak neyse uçur diye dedi, biz dedi kuş beslemiyormuşuz dedi. Diğer arkadaşı aramış, gel demiş, ya sen kuşları al. Bu iş böyle olmuyormuş demek, biz oyun kuşu dedi, yeni görüyoruz dedi. Ama hakikaten öyle. İşte böyle hadi deyince böyle arayın bulup parayla da bulun. Yani böyle parayla bulmak da çok zor. Yani gidip hatıra, böyle, dostluk var. Aynen. O günden yani, sonra kümesimizi komple boşaltmıştık. Tabii zaten. Aynen. Aynı gün bütün kümesi boşalttı. Gittik işte arkadaşlara, gençlere sahiplendirdik işte. Onlar da böyle sağa sola gitmesin, İşte kötü ortamlara girmesin diye. Gençten arkadaşlara böyle 15 yaşında, 20 yaşında arkadaşlara verdik. İşte o kuşlarla onlar şimdilik uğraşıyorlar. İleride inşallah askerliklerini yapıp gelsinler. Onlara da güzel kuşlar verip bu hobiyi iyice geliştireceğiz. Bir de bu tek başına olmuyor ya. Hani böyle aynen ya, böyle oturayım kendi başıma akşama kadar kuşun başına baksana, hiç bir hükmü yok. Sana istediğini yapsın ya, oynasın, hiç bir hükmü yok. Ama böyle işte bir eşin gelsin, dostun gelsin, izlesin, seninle beraber o heyecanı yaşasın, kuşun oynadığını görsün. İnan hem senin için iyi oluyor, böyle bütün stresin, sıkıntın, her şeyi gidiyor ya. Yemin ederim kuş oynuyor ya, bak bu ara gene böyleyim. Sabah bir kalkıyorum, iki, bir kalkıyorum, üç buçuk, bir olmuş, dört. Sabah olmuyor değil mi? Sabah olmuyor ya, yemin ederim 50 kere kalkıyorum ha, 50 kere kalkıyorum. Gibi. Sabah olacak, kuş uçuracak. Kuş uçuracağım, bir de işe erken gidiyorum, 7'de gidiyorum, 5'te kalkacağım, gideceğim, kuş uçuracağım. Şimdi böyle heyecanı, böyle güzel bunlar yaşamak çok farklı bir şey. Yani şimdi bu bizim Mehmet'in dediği gibi hobici arkadaşlarımız da var mesela. Hani böyle yerde bakarlar ama senden fazla böyle emek veriyormuş gibi konuşurlar, ne bileyim çamur atar. Ya bu işin iyisi ne kadar varsa kötüsü de o kadar. Gideyim böyle şey yapayım işte, atıyorum. Ya böyle iyi iyi, ya senin iyini kabul etmiyor adam ya. Hani böyle bir kere bir İnatlaşıyor ya seninle. Düzelecek, onlar da düzelir. Zaman lazım. Zaman düzelteceğiz, düzelteceğiz. Az kaldı. İki gün sonra hepsini düzelteceğim. Bir de evet. Şimdi bu gelip kapıda kuş izlemek de cesaret iş abi. Adamı çağırıyor ya, gel kardeşim diyor işte, şu saatte gel izle. Senin kapına gelecek de kuş oynayacak da bir daha konuşamayacağım diye adam senin yanına gelmiyor. Kuş izlemeye gelemiyorlar. Gelemiyor ya. Maalesef kuşçulukta bu var ama sen erkence kendin ileriye, hep ileriye, çünkü birilerine bir şey ispat edemezsin. İspat etmen çok zor. O ispat etmek için de yarış var. Yarışa kuş uçuracaksın. Yarış tescildir. Yarışma bir şey ya. Yani. Nasıl Galatasaray kaç yıldır şampiyon? 3 yıldır şampiyon. Evet. Konuşabilir misin Galatasaray futboldan? Tamam, bir de şöyle bir şey var. Şampiyonlukla şimdi ismi astırarak dünyanın en iyi kuşunu uçur, 2 gün sonra pis atarlar, pislik yaparlar. Aynen ama işte onu diyorum yani. Şimdi kupaya da tescil ettiğinizde kimse konuşamaz. Ya anladım. Kupaya diyor ki ya diyor işte Aydın Ataman'ın kupasına zaten onlar beraber besliyor. Kardeşim sen kuşu Aydın Ataman olduğuna ne bakıyorsun?
Sen emek verene bak, uçurana bak, hangi kapıda uçtuğuna bak. Öyle hazır kuşu alıp da böyle parayla satın al, uçuramıyorsun yani. Gideyim denemesi bedavaya, gitsinler gelsinler benim hazır kuşumu alsınlar, kapılarını da uçursunlar. Abi o kuş yerini ayarlıyor, yavruluktan ineceğini, konacağını, nereden gireceğini. Öyle kolay mı bu işler? Git hazır parayla satın al, bu işi yap, olmuyor. Sen adamın kapısında uçan kuşa bakacaksın ama yok, bizim insanımız nasıl? Vay onun kuşuymuş, sana ne hemşerim ya, kimin oldu? Sen emek verene baksana. Adam vermiş parasını almış ya da dostluğunu almış, şunu almış, bunu almış. Ya işte o onun kuşuydu, onu öyle yaptı bunu. Yani emek verene bakan yok abi, artık böyle çamur atanı da çok bu işi yani. Bitmez, 35 kız yanı şimdi ben mesela güzel kuşumuz oluyor, mesela atıyorum kupaya atacağız. Milletin lafına sözüne bıkmışız artık. Yani sen daha çok biliyorsun, ben de senin yanında görüyorum işte. İnsanların nasıl olduğunu, menfaat için nasıl değiştiğini. Yani bu işler sıkıntılı işler. Ne yapıyorsun? İyi mecbur, biraz geri planda duruyor yani, mecbur. Evet. Ama ne yapalım? Evet. Başka arkadaşları alalım. Evet, Kemal kardeşimiz de Aymanalı'nın yerlerinden bu işe gönül vermiş meraklı arkadaşlardan birisi. Bir de onu tanıyalım çünkü Aymanalı'da çok kuş var. Ayrı ayrı başka programlarda yapacağız. Evet, Kemal Bey buyurun. Önce Köy TV programına teşekkür ederim. Bu programı ayarlayan Aydın Ataman abimize teşekkür ederim. İsmim Kemal Yalçın. Haymana doğumluyum, Haymanalıyım. Polatlı esnaflarındanım. Dükkanım var, orada çalışıyorum. Sanayiciyim kendim. Çocukluğumuzdan beri bu güvercin işine, kuş işine aşığız. Hayatımız bununla geçiyor yani. Evden çok kuşları düşünüyoruz. Çocukluğumuzdan beri uğraştığımız için yani diyecek bir şey bulamıyorum öyle. İçimizden gitmiyor. Yani, her boş zamanın bunda, eve değil oraya koşuyor. Aynen anlatamıyorsun. Yani o kadar sanki kuşa aşığız yani. Kuş bizim ömrümüz olmuş, öyle aşkımız olmuş. Böyle gelip de oyun yaptığı zaman o zevki, hazmi hiçbir şeyde yaşayamazsınız. Sayın seyirciler, ben 6 ay önce Kemal Bey'de bir kuş seyrettim. Evet. Seyrederek aldığım hayatta 10 kuştan birisi iyi bir kuşçurdu. Tebrik ederim kendisini. Allah razı olsun. Biz de kırmadı, hemen kutuya koydu dedik, biz arkadaşımıza sahiplendirdik. Güzel bir kuş seyrettik, güzel bir kuşçu, iyi aktif. O zaman Kemal Bey oldu dedi 2.5 metre, ben isteyince kuşu. Onun ufacık dedi, kuş istedim, kocaman bir adam oldu. Aydın abime çok teşekkür ederim, her şey kurban olsun ona. Ve ayrıca dünya turnuvası, oyun kupası düzenlediği için de teşekkür ederim. Bütün insanları bir araya toplamakta çok güzel bir şeyler, başarılar elde ediyor. Sırf ticaret değildir bu iş. Hobidir ve çok güzel ileriye kaydeder bir devasa arkadaşlıklar görüyorum. Aydın abimin sayesinde bizi de insanlar abilerimize, büyük abilerimize, kardeşlerimize tanıştırıyor, yöre yöre gezdiriyor, götürüyor. Yani çok güzel bir ortam. Bunu herkesin yaşamasını isterim. Öyle bir güzel ortam ki anlatamam yani. Dediğim gibi ben 1986'dan beri bu kuşçuluğu yapıyorum. Ve mezara kadar da gidecektir. Terk edemeyiz yani. O kadar güzel bir aşktır, sevgidir, güzel bir ortamdır. Ve bütün insanlara kaynaşıp o arkadaşlığı gördükten sonra insan zaten hiçbir zaman terk edemiyor bu işi. Yani varını yoğunu ona dökmekte hazırım yani. Öyle güzel bir ortam. O insanlarla oturup kalkmak o arkadaşlarla çok güzel bir şey yani. Bunun için Aydın abime çok çok ayrıca teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olasın. Yani her zaman abimizdir, yanımızdadır. Bizi terk etmedi ve bizi ileriye götürdü. Biz eskiden çocukluğumuzdan geçtiğimizden bu yana bu işi öylesine yem atıp besliyorduk. Vazgeçemiyorduk. Ama abimizi tanıdıktan sonra daha başka bir ortam oldu. Daha güzel, profesyonel olduk. Bize yani elimizden tuttu, daha ileriye gitti. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Allah razı olsun. Bize her yeni gösterdi. Dediğim gibi büyük abilerimize, küçük kardeşlerimize tanıştırdı. Yani görmediğimiz, idrak edemediğimiz şeylere bizi ulaştırdı. Öyle çok güzel ortamlar yaşattı ki anlatamam yani. Onun için Allah uzun ömür versin abimize. Daha böyle ileriye gitmemizi nasip etsin. Tekrardan teşekkür ederim. Allah razı olsun program için. Ve inşallah her şeyin güzel olmasını isterim. Abime veriyorum mikrofonu. Evet Kemal, çok teşekkür ederiz güzel duyguların için. Evet, yanımızda bir kardeşimiz daha var.
Kardeşim kendini güzelce tanıt, bu işi nasıl zevkini yaptığını Kemal gibi anlat. Ankara Polatlı'dan doğumluyum. Çocukluğumdan bu yana kuş besliyorum. Osman Özaydın ben. Köy TV'ye çok teşekkür ederim. Aydın Ataman abime de teşekkür ederim. Bunu bize sunduğu için. İşte çocukluğumuzdan... Nasıl başladın, nasıl yaptın, ne besledin? Kuşçuluğa Yeni Doğan'da başladım. Ankara Yeni Doğan'da başladım. Kuşun Kalesi. Evet. Çocukluğumuz orada geçti bir kısmı. Orada büyük abilerimiz vardı. Abilerimizin yanında işte bize böyle gösterirlerdi. Şöyle uçurun, böyle yapın, işte şöyle olsun. Sonra biz de devam etmeye başladık. Ankara'ya, Polatlı'ya geldik. Polat'ı da devam etmeye başladık. O ara Bekçi Osman derler bana. İşte fabrikada besliyorduk kuş. Fabrikada uçuruyorduk. Sabah gecemizi, gündüzümüzü kuşlara ayırıyorduk. Sürekli kuşların içindeydik. Ama profesyonel olarak yapmıyorduk bu işi. Ya uçuruyorduk. Oynuyorsa bizim için, oynamıyorsa veriyorduk. Yani hep iyisinin peşindeydik. Ama bir türlü denk gelmiyordu. Yani sonradan büyüklerimiz işte bize gösterdi. Dedi ki şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. İşte şunları besleyin, şöyle yapın. Biz de öyle devam etmeye başladık. Öyle yaptık da yani. Daha iyi olacak. İnşallah. Ondan sonra işte Aydın abimden tanıştık. Aydın abim yönlendirdi. Dedi ki şu şöyle beslerseniz şöyle kaliteli kuşlar alırsınız. Şöyle yemlerseniz şöyle uçum yapar. İşte biz de devam ediyoruz öyle. Bakıyoruz yıllarca çocukluğumuzdan bir yana. İnşallah Allah gönlüne göre. Amin abi, amin. Iş, emek işi. Bu emek işi abi, yani emek abi. Aynen. Kimse arkadaşlar, kuş çok abi şimdi hiç tanışamayacağın kişiyle iki kişiyi bir araya getiren bir şey. Şu anda dünyanın hemen hemen her yerinde diyelim, her ülkede diyelim, hele Türkiye'nin her kasabasında bir kapımız var. Aynen abi. Bir şimdi bir bas savcıyla... Bir bas savcıyla oturup konuşamazsın ama bu kuş meselesinden dolayı seni iki kişiyi bir araya getirir. Konuşursun, sohbet edersin. Öyle bir vesile yani. Kuş ortamı çok değişik, güzel bir şey. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Aynen, aynen abi. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Yani aynen abi. Yani durum vaziyet öyle abi. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Evet, gene... Polatlı'nın medeni iftiharlardan, sanatkarlarından bir arkadaşımız. Anlat bakalım. Özellikle Köy TV ve Aydın Ataman abiye çok çok teşekkür ederim. Bizi buraya davet ettiği için, yanında bulunsun diye istediği için çok çok teşekkür ederim. Ben Haymana Soğulca köylüyüm. Polat'ta esnafım. LPG ustasıyım. İsmim Süreyya Usta, Süreyya Yılmaz. Kuşçuluğa 13 yaşında başladım. Dedem kuşçuydu. Dedemden kuş isterdik, vermezdi. Çalardım. Götürdüm Polatlı'ya, kaçırırdım. Büyük abilerimiz vardı. Gelirdi, örnek veriyorum. Kuş oynuyor ya, biz bilmiyoruz siyensik meslek. Salıyoruz, kaçıyor. Evet abi. Necmettin yapardı. O geliyordu, bu geliyordu. Kuş benim, öbürü geliyordu, kuş benim. Büyük abilerimiz. Ben dayak yiye kuş beslerdim. Kömürlükte anlatayım abi komple. Anlat her şeyi anlat. Tamam. Küçükken çaldığın evi abi anlat. Önceden evlerimiz sobalıydı ya abi. Evet abi. Hı. Kömürleri ben kendim çekerdim. Kömürlerin altına da kümes yapardım. Kümesim onu tahtadan. He. Babam işe gittiği zaman kuşları çıkardım sabah erkenden, o da erkenden gidiyordu. Uçurdum. Akşam gelirdim, kuşlar çatıda olurdu zaten. Çıkardım çattan alırdım. Öyle öyle kuşçuluğa başladım. Ama güzel bir duygu kuşçuluk. Esnafım. Bazı konularda aile sıkıntıları bile oldu bu kuş konumunda. Terasta besledim. Ne bileyim. Evde besledim. Güzel kuşlarımı eve saklıyordum. Çok kuşlarımı çaldıkları için. Çok da kuşlarımı çaldılar. Yengeyle falan kavga dövüş oldu çok. Bitmiyordu. Çok dayak yedim diye. Babamdan dayak yiyordum. Yani küçükken. Yengenle de hakimiyordum da, yengenle şöyle oldu abi yani. Beslemeyeceksin, işte pisinden bıktık, temizliyorduk abisi ama işe güce şey yapıyorduk yani, kuş besliyoruz ya abi. İşi gücü düşünen kim? Hapsi ki Polat sanayisine de örnek veriyorum,
övünmek gibi olmasın ama benim yaptığım LPG işinde yapacak adam yok. Şu ama ben kuş peşinde. Sen LPG'ciyim abi. Ekranlara ben kuş peşinde geziyorum. Kuşum kaçtı, ben işe gitmiyordum abi. O kuş yakalana kadar işe gidemiyordum yani, gitmiyordum. O kuş yakaladım, kümese koydum mu abi? Oh, ben şey içim rahat ediyordu, 10 saat gidiyordum. 24 saat çalışıyordum yani. Gece gündüz 24 saat Aydın abi. Acıyı oradan çıkarıyorsun. He. Kuşçuluk acayip bir hastalık. Ama iyi bir doğru. İyi bir ne bileyim ya. Evet, güzel bir hobi. Ben kuş beslemesem örnek veriyorum. Nasıl diyeyim abi? Bütün kötü alışkanlıklara giderim diyorsun. Ya, bu iş seni buraya bağlı. Gidersin bağırıyor derken abi çok güzel bir duygu. Ben kuş beslemesem psikolojim bozuluyor. Evet. Bir hanım ilk başta bana kızıyordu ya. Şimdi tek kuş besle. İstesen diyor evde getir besle. Tek gitme. He. Aynen öyle. Evet kardeş, çok teşekkür ederim. Ona buna gitme. Baş edeceklerini söyle, neydi? Baş edeceklerim, kuş besleyen ağaçlara saygılar duyarım. Ya ne diyeyim abi? Dediğiniz gibi oynadığı zaman dükkan bile açtırmıyor. Evet. Mecbur o kuşunu alacaksın, indireceksin, koyacaksın kümesine. Yoksa kuşçulukta bir acayip yiyorlar abi. Yiyorlar abi. Biz çok de buraya davet ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Buraya da Aydın abim bizi davet ettiğin için çok her çok teşekkür ederiz abi. Bahçeli'de senden de öğrendik abi. Sağ ol. Daha çok var, daha çok var. Evet, gel Akın Bey bakalım. Ayman'ın ustası. Demirci ustası Akın Bey arkadaşlar, iyi bir kardeşimiz. O da meraklı, çok kuş bakıyor. Tek hatası çok kuşa bakmak. Evet. Ona bakmak da bir marifet. Sevdiğimiz için tabii çabamıyoruz. Evet, selamun aleyküm. Ben Akın Erkmen, Haymanalıyım. Bu kuşçula yani kapımızda çocukluktan beri vardı. Yani bu yani sadece bir şeyle değildi. Yani babaannem bile besliyordu bu. Bayanlar bile besleyebiliyor. Babaannem besliyordu. İşte orada kaptık çocukluktan. Şu anda yani bir hastalık, çok güzel bir hastalık, güzel bir duygu. Özellikle Aydın Ataman Başkanıma ve Köy TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bu programı bize sunduğu için. Yani önder oluyorlar. Yani güzel bir şey. Bugüne kadar biz kuş besliyorduk ama nasıl bir kuş besliyorduk bilmiyorduk. Yani sayesinde Allah'a şükür şu anda güzel kuşlar besliyoruz. Haymana inşallah ileriye gidecek bu şekilde. Yani güzel kuşlara sahip oldu. Uçuruyoruz da. Yani göreceksiniz de inşallah. Dünya Kupası'na da arkadaşlar uçuruyor. Yani görenler de var tabii. Yani güzel güzel bu duygu. Ortam güzel. Yani tanışmadığımız insanlarla, yani kaç il var? 86 kaç il var? Evet, yani bu her yerde bir arkadaşımız, dostumuz var. Yani güzel bir duygu. Yani tanışmaya çalışsam bu şekilde insanlarla tanışamazsın. Tabii yani kuşçuluk güzel bir şey. Yani kötü alışkanlıklardan, yani şeylerden çok harika bir şey. Yani bazı görüyorum, bazı kişileri çok kötü alışkanlıklar var. Ama tavsiye ederim, bu güzel bir duygu. Yani herkes diyor yani çoluğuna çocuğuna ya bırak bu kötü bir şeyine falan diye. Aslında yani çocuklarına böyle şeyler yapmamaları lazım. Yani çocukları serbest bıraksınlar. Yani beslesinler. Tabii beslesinler. Kötü arkadaştan. Var, çocuğunu gidip kötü yere gideceğine babasının yanında tabii çok iyi insanları tanıdık, güzel yerlere gelen çocuklar var yani. Yanımızda büyüyen, şu anda delikanlı olmuş, evlenmiş, meslek sahibi olmuş. Çok güzel gençler yetişti yani arkadaşlar. Kuşçuluk deyip geçmeyin. Çocuklarınızı fazla sıkıştırmayın, bıraksın beslesin. Boş zamanlarını bununla değerlendirsin. Kötü arkadaştan, kötü yerden çok daha iyi. Doğru. Evet efendim. Yani güzel bir şey. Yani besliyoruz bunu. Yani şeyler, çocuklardan bile refakat ettik. Kendim Polat'ta oturuyorum. Sırf kuş için Haymana'ya geliyorum. Sevdiğim için. Yani Haymana'ya kuş bakmaya geliyorum. Huzur buluyorum. Çok güzel bir şey. Herkese de tavsiye ediyorum. Ve bu programı da düzenlediği için Köy TV'ye ve Aydın Ataman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizi inşallah bundan sonra da daha ileriye, daha iyi yere gideceğiz. Ve de bunu da inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gel kardeşim, gel bakalım. Gel yakışıklı kardeşim, gel. De seni tanısın Türkiye bakalım. Kendi isminle başla. Selamun aleyküm. Ben Ali Bingöl. Erzurum Narman doğumluyum. Emekliyim. TİGEM'den emekliyim. Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. İlkokulda başlattılar bu kuş meselesine. İsmim Ali olduğu için öğretmen Ali kuşa bak diye derken biz kuşa bakmaya başladık. O gündür bugündür kuş besliyoruz. Ali kuş uçtu, Ali gel topu kuş. Evet. İş yerinde bir memur muhasebeci abimiz vardı. O bir çift kuş verdi, onunla başladık. Öyle devam ettik.
Kuşçuluk stresli ama iyi bir hobi. Bir de araba süresin, hevesini alırsın ama bu kuş sevdasından hevesini alamasın. Çünkü arkası açık, daha iyi oynayanı çıkıyor, başkasında çıkıyor. O hevesle valla 40 yıldır o heves bitmiyor yani. Aha bugün olacak, aha yarın derken günler de su gibi akıp gidiyor. Buradan tüm Köy TV ailesine, Aydın Ataman'a ve bizi izleyen tüm Türk halkına da selam saygılarımı sunuyorum. Vallahi işte çocuklarına da şimdi zamanın gençleri pek kuşçuluğa şey yapmıyor ama iyi bir hobi. Kötü alışkanlıklardan geçiyor, kesiyor insanı. Vallahi şimdilik bu kadar. Vallahi zaten sevmeden bu iş yapılmaz. Biz de seviyoruz. Yolda yürürken bile havada kuşu görmesek bile kanat sesinden taklacı kuş olduğunu anlayabiliyoruz. Öyle bir kuşçulukta şey vardır. Evet, benden bu kadar. Ben de size teşekkür ederim. Evet Sayın Köy TV izleyicileri, Haymana'da güzel bir oluşum var, güzel bir arkadaşlık var. Daha profesyonelle gitme yolunda var. İyi kuşlar da var. Şu anda her kümesle kaliteli kuşlar uçuyor. Ama bu sene Haymana'yı şampiyon yapmayacağız inşallah. Bu sene şampiyon yaparsak dünya ayağa kalkar. Bu sene Haymana'da iyi kuşlar uçacak ama korkmayın, Haymana şampiyon bu sene olmayacak ama 25, 26, 27, 28'de Haymana bütün kupalarda, sadece benim yaptığım kupada, bütün kupalarda iddialı bir duruma gelecek inşallah. Evet, buradan bütün arkadaşlara, dostlara selam olsun. Güzel Kuşlar programında bu sene, bu programda uçan kuşlar çektik. Sohbetten ziyade sabahtan beri güneşin alnında güzel kuşları çektik arkadaşlar. Onları da seyredeceksiniz bu konuşmalar yanı sıra. Bütün Köy TV arkadaşlara, seyircilerine hepinize iyi akşamlar diliyorum.